Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunumuz var. Lawn Mowing Simulator. Çim biçme simülasyonu yani öyle söyleyelim. Steam'de çıktı oyun. Temmuz ayında mı, Ağustos ayında mı? O civarda çıktı yani. Daha yeni çıkmış bir oyun. Yani biraz kapsamlı bir oyun değil. Biraz böyle hani şey, devamı gelecek bir oyun değil yani. Seri yapılacak bir oyun değil. Görevler var. Milletin bahçelerine gidiyorsunuz, çim biçme makinesiyle çim biçiyorsunuz falan filan. Bildiğiniz bahçıvan gibisiniz yani oyunda. Şöyle bir oyuna giriş yapalım. Şimdi ben şöyle bir şey oluşturmuştum ama şuradan ikinciyi oluşturalım. Oyunun ana menüsü böyle, çok böyle kapsamlı bir ana menüsü yok. Steam'de oyun normalde 170 lira ama şu anda indirimde galiba 137 liraya mı ne satılıyor yanlış görmediysem. Yani parasına değecek bir oyun değil bence. Bilginiz olsun söyleyelim. Şöyle options bölümüne gelelim. Türkçe dil seçeneği yok. İngilizce kullanıyoruz. Kontrolleri vesairesi bu şekilde. İşte grafik ayarları da çok kapsamlı değil. Sadece böyle ufak tefek ayarları var. Gördüğünüz gibi oyunumuz bu şekilde. Şimdi yeni bir şey oluşturalım. Şimdi öncelikle bir kullanıcı ismi buraya giriyoruz. Tamam. Buradan bir kendimize şirket logosu seçiyoruz. Şunu seçelim. Ondan sonra buradan edit player diyoruz. Buradan avatar vesaire değiştirebiliyoruz. Şöyle kullanıcılar oluşturabiliyoruz. Evet, şapka rengimiz vesaire değişiyor şu şekilde. Şöyle yeşil yapabiliriz. Logomuza da uygun olacaktır. Evet, logoların nerede olacağını falan bize anlatıyor. İşte önde ve arkada, sadece önde, sadece arkada gibi ya da sıfır logo. Önde ve arkada yapalım. Üniforma renkleri var. Buradan üniforma renklerini değiştirebiliyoruz. Siyah yeşil güzel duruyor. Siyah yeşil kalabilir. İkinci renk olarak şu kollarındaki, sağındaki, solundaki renkler değişiyor. Onları da şöyle yeşil yapabiliriz. Uyumlu olsun diye. Confirm dedik. Her şeyimiz hazır. Confirm diyoruz. Start company. Kabul ettik. Buradan şu 3 tane araçtan birisini alabiliyoruz. Diğerleri daha henüz kapalı. Bunlar daha sonradan herhalde açılıyor. Bayağı büyük kapsamlı araçlar da var tabi. Bize ilk başta şu 3 tanesini veriyor. Şu siyah böyle daha kullanılabilir. Böyle göbekten falan bükülüyor. Dönüşleri daha rahat almamızı sağlıyor. Ben biraz denedim oyunu. Bunu alabiliriz. 3000 euro paramız var. Buradan bunu aldık. Şimdi burada görevler var. Görevleri yaptıkça yenileri açılacak. Evet, buradan çalışanımızı seçtik. Yani kendimiz buradan makinamızı seçiyoruz ve burada 5 ve 6 santim aralığında kesileceğini yazıyor. Şu anda 13-20 santim arasındaymış sanırım. 26 dakikada tamamlanması bekleniyormuş. Bakalım 26 dakikada tamamlayabilecek miyiz? Böyle startı verelim ve oyunumuza başlayalım. Söylediğim gibi çok böyle seri yapılacak bir oyun değil bence. Evet, burada bahçemizi gösteriyor. Buradaki bahçedeki bütün çimleri biçeceğiz. Yukarıda gösteriyor zaten. %5 santim 6 santim arasında kesilecek. Evet, enter'a bastık, geçtik. Evet, bu arada mouse neyse ters çalışıyor. Şuradan her ne kadar şunları kapatsam da yine de ters çalışıyor. Onu bir türlü anlamış değilim. Niyeyse ters çalışıyor abi mouse. Ya normal ayarları bunlar. Yani reset dedim. Standart ayarlar bunlar. Ama şimdi düzeldi. Nasıl oldu abi?
Az öncekinin aynısıydı ayarlar. Evet, makinamız burada. Şöyle F'ye bastık. Skip check. Şimdi makineyi çalıştırmak için ne yapıyorduk? T'ye basıp sonra Z'ye basılı tutuyorduk. Öyle bir şey vardı. Evet. Bu arada ses biraz fazla çıkıyor. Şuradan bir kısalım şunu. Heh. Evet. Niye gidemiyoruz? Niye gidemiyoruz abi? T'ye bastım gitti. O da iyiymiş. Evet, kamera kontrolü çok kötü. Evet, buradan bahçemize gireceğiz. Girmeden önce tabii ki Z'ye basıp makinamızı çalıştırıyoruz. Ya pardon, Z'den değil, Q'la indiriyorduk. Heh. Z'ye basıyoruz, çalıştırıyoruz. Bunun metre ayarı vardı. Bunu nereden yapıyorduk? Heh, 5 santim. Metre dediğime bakmayın. 5-6 santim. 5 santime indirdim. Buradan böyle girdik. Önce kenarlardan şöyle başlıyoruz bunu. Yukarıda gördüğünüz gibi süre var, 26 dakikada. Şimdi bahçeyi bitirmemiz gerekiyor %100 şekilde. Şöyle şöyle yanlardan gideceğiz. Yani oyunun olayı bu. Ama tabii farklı şeyler de var. Mış yani ben tabi görmedim de. Onda da işte sap biçme, sap toplama falan, o tarz şeyler falan yazıyordu. Bir detaylarına bakmak lazım, tam bilmiyorum o kadarını. Şimdi kenarları biçtikten sonra buralar biraz daha rahat oluyor, görüş açısı biraz daha iyi oluyor böyle. Otlar, saplar gözümüzün içine girmiyor. Grafikleri falan çok güzel oyunun. FPS değerleri falan da iyi. En yüksek ayarda şu an 82-83 FPS civarında girdi. Gayet iyi bence. Evet, yakıtımız falan var bu arada. Mazot, yakıt, onlara kendimiz koyuyoruz. Parasını ödüyoruz falan. Onun şeyi var. Araçtan indiğimiz zaman onu gösteriyor. Mesela durduralım bir aracı, kaldıralım şöyle. Stop et abi. Stop ettiremedim. Neyse, biz devam edelim en iyisi.
garip bir oyun yani. Çok da şey değil. Böyle ilgi çekecek bir oyun değil bence. Ama oyun yapımcıları sağ olsunlar gönderiyorlar. Denememiz için, sizlere göstermemiz için. Biz de kullanıyoruz ara ara. Oynuyoruz bu tarz oyunları. En azından kanalımızda böyle değişiklik oluyor. Farklı içerikler çekebiliyoruz sizlere. Kamera kontrolü çok kötü ama. Arada motor zorlanıyor diye bakın. Şey geliyor. Uyarı geliyor. Elimizi gazdan çekiyoruz o sırada. Evet, böyle böyle bahçeyi bitireceğiz bir şekilde. Şöyle içten kullanalım biraz da. İçten kullanım birazcık göz yoruyor. Altı dakikada her türlü bitirir bu bahçeyi ya. Böyle tepeden izleyen bir kamera açısı var. Böyle biraz uzaktan bir kamera açısı var. Bir de normal standart kamera açısı var. Yani en mantıklısı bununla oynamak ya. Dediğim gibi ilginç bir oyun. Çok seri çiçekleri biçmeyelim. Çok seri yapılacak bir oyun değil yani. Kaç dakika? 9 dakika olmuş. Bu arada farming'in yerine bugün çekiyoruz bunu. Söylediğim gibi farming. Farming'i bitirdik. Farming'e bir ay kadar bir mola veriyoruz. Kasım 22'de
Farming Simulator 22 çıkıyor. Farming Simulator 22 çıktığı zaman yeni Farming serimize o zaman başlayacağız. Kasım 22'ye kadar şimdilik mola verdik. Bilmiyorum, belki arada çekerim ama düşünmüyorum çekmeyi. Oyun çıktığı ilk günden beri videosunu çekiyorum. Hiç ara vermeden, aralıksız her hafta videosunu çekiyorum yani. O yüzden yeter. Yani birazcık mola verelim farming'e. 22 çıktığı zaman yeni heyecanlarla, yeni oyunumuzla tabii ki oynayacağız. Şurayı bir alalım ya. Lan çiçek gitti arada. Arada çiçeği kaynattık. Bunlar bize eksi yazıyordur diye tahmin ediyorum. Kesin paramızdan falan kesiliyordur yani. Yine gitti bir çiçek. Çiçekleri koparmadan az kaldı. %97.8 oldu. %98.8. Şu kapı girişleri vardı. Şu kapı girişlerini alalım. Evet, tamamlandı bu arada. Ama ben işimi tam olarak yapmak istiyorum. Şu kapı girişini de alacağım. Lan Allah. Evet, tamamlandı. Evet, römorka aracı geri götür diyor bize. Yalnız grafikleri falan söyledim gibi gerçekten çok güzel. Ama kamera hassasiyetleri, kamera açıları
Çok kötü. Evet. Operasyon tamamlandı. Bazı yerlere fazla girmişiz. Ya da yamulmuş mu oralar, ne olmuş? Operasyon tamamlandı. Evet. Front Garden. Hayırlı işler. Yeni bir görev verecek mi bakalım. Evet. €286 para kazanmışız. Kesme bonusu falan filan almışız. Penaltı vermiş. 7.74. €4 çiçeklerden kesmiş. Çiçeklere girmiştik. Collisions'tan 3.25 kesmiş. Hasardan 0.49. €286 para kazanmışız. Next diyelim. Upgrade. Upgrade'de neler varmış? Yok mu? Upgrade'de bir şey. Yavaş yavaş şirketi büyütüyoruz. Büyütüyoruz. Ama ne istiyor? 200 bin euro istiyor mesela. Limitsiz araç maraç falan bir şeyler var sanırım. Bunda 6 tane falan gösteriyor. 3 tane. Bunda 1 tane. Bu şu an kimi? Yok. 150 bin istiyor. Bizim çok az paramız var ki. Yani. Evet. Sanırım yeni görev bu. Bakalım. Aracımız bu. Evet, yeni araç. Araçların hepsi açılmış mı? Ha, yok. Paramızın yettiği kadarını gösteriyormuş bize. İyi. Ben bundan memnunum. Bunu almıştık. Bunların dönüşleri biraz daha zor. Bir de alanları daha küçük. Daha küçük alana hükmediyorlar. Bunun daha geniş olduğu için ben bunu tercih ettim. Ama tabi daha büyükleri de var. Şu falan daha büyük tabii ki. Neyse, dur bakayım. Evet, yeni görevimiz bu mu? Herhalde bu. 6-7 santim arasında isteniyormuş. Tamam, 7 santim, 6 santim yaparız yine. 26 dakika diyor buna da. Tamamdır. Aracımızı seçtik. Startımızı verdik. Evet, bahçemiz burası. Bu sefer biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Çalıştıralım. Evet, şuradan girelim bahçeye. 7 santimmiş. Biz bunu 6 santime düşürelim. Şöyle indirelim. Ve çalıştıralım. Evet, çiçeklere falan elimden geldiğince dikkat etmeye çalışacağım. Hatta ilk şöyle kenarları iç kameradan biçersek daha rahat olacaktır. İç kameradan kenarları daha rahat görüyoruz. Çünkü burada ağaçlar sıkıntı yaratıyor. Kamera açısına girdiği için göremiyoruz. Oyunun ekstra görev listesi falan da var sanırım. Görev listelerine de bir ara bakarız.
şimdi. Böyle daha rahat görüyoruz. Peki bunu hiç kapatmadan buradan geçsek. Ya geçebiliyoruz, tamam, sıkıntı yok. Belki makineye hasar verir diye düşündüm ama herhangi bir hasar vesaire yazmadı. %14, %15. Sanki burası diğerine göre daha mı küçük, daha hızlı gidiyor gibi. Yani alan geniş ama çim alanı dar sanırım. Çünkü çiçeklerin olduğu yerler çok. Kamelya vesaire var böyle. Daha büyük bir bahçe ama çim biçtiğimiz alan daha dar. Yol falan var çünkü. Çiçeklerin içine çok girmeyelim. Çiçekleri götürmeyelim arada. Paramızdan kesmesinler. Yoksa para gidiyor. %31.5, 32 diyelim. Şöyle çiçeklere dokunmadan geçelim şuradan. Evet. Çiçeklere dokunma. Çim biçme makinesiyle bile manevra yapıyoruz.
Zorlu yerleri ilk başta halledelim, sonra rahat rahat çalışalım. Çiçeklerin kenarlarını bir alalım. Olduğun yerde dönünce de bir şeye hasar vermişim gibi uyarı veriyor. Makinenin haznesi hiç dolmuyor mu ya? Oyunda öyle bir şey yok herhalde. Burada arkasında bir haznesi var bunun. Şimdi bu bölümü bitirdik. Şuraya geçelim. Bu arada video açıklamasına ben yine oyunun linkini bırakırım. Satın almak, indirmek isteyen arkadaşlarımız olursa satın alıp indirebilirler ama yani oyun bu fiyatlara bence değmez. Değecek bir oyun değil. O fiyatlara daha güzel oyunlar alabilirsiniz. Ya da bazı oyunlarınızda DLC alabilirsiniz yani. Alınacak bir oyun değil. Yani oyun ucuz olsa alınır, hani 40 lira 50 lira. O civarda bir oyun olsa alınır, tamam. Grafikleri vesaire çok güzel. Oyun ama yani sıkıcı bir oyun, öyle söyleyeyim. Ben şahsen sıkıldım yani. Sıkıyor. Bir süre oyunu oynarsınız, ondan sonra bırakırsınız, boşu boşuna para vermiş olursunuz oyunu.
çiçeklere çok yanaşmayalım. Alıp götürmeyelim çiçekleri. Arada onlar da kaynamasın. Daha hiç bu bölümde şey götürmedik sanırım. Herhangi bir çiçek götürmedik. Orada mazotumuz yarım depo kalmış. İşte kamera değiştirdik. Şurayı şöyle bir alalım. Rahat edelim. Tamam, şimdi zaten bir şu bölge kaldı sanırım. Çok keskin dönüşler yapınca o yazıyı yazıyor. %98.5. %99.
Ve hayırlı işler arkadaşlar. Bitti. Hadi bakalım götürelim. Nereden geldik? Şuradan geldik. Evet, burada bitirelim. Şöyle güzel bir görselle bitirelim. Sonra ben park ederim onu. Stop et. Stop da etmiyor arkadaş. Vallahi stop ettiremiyorum. Neyse, böyle bitirelim. Evet arkadaşlar. Çim biçme simülasyonu. Çim biçme simülasyonu da yapmışlar. Temmuz Ağustos gibi işte o civarda çıkmıştı. Ben zaten görmüştüm bunu. Sağ olsun bize de gönderdiler geçenlerde. Bir videosunu çekeyim dedim. Bakalım sizlerin yorumlarına göre birkaç bölüm daha belki çekeriz. Çok serisi yapılacak bir oyun değil. Gördüğünüz gibi yani çok fazla bir etkileşimi yok oyunun. Bakarız duruma göre birkaç bölüm daha çekersek çekeriz. Ya da bu tek bölüm de olabilir. Burada da bırakabiliriz. Pazartesi günlerine böyle farklı farklı oyunlar getirebiliriz. Farming çıkana kadar. Yeni farming çıkana kadar. Yeni farming çıktığı zaman akarız gideriz zaten sürekli. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.